Akşam Ertuğrul Bey'in evinde yemek var. Ay ne olur beni sürüklemeyin oralara. Bir kere toplu yemek yemek için gittik. Gerginlikten vücudumun her tarafı tutuldu. Tamam anneciğim istemiyorsan sen gelme. Nasıl isterseniz. Ama Çimen sen gel. Metan da geliyor çünkü. Aa öyle mi? Gelirim. Evet hem sizin yaşınızda kızı var. İbrahim'le evlenmek isteyen kız değil miydi o? Hı hı o. Çok erken değil mi evlenmesi için? Yani neden evlenmek istiyor? Neden okula gitmiyor? Ay çok yazık. Bu Ertuğrul Bey de çok matah biri değil galiba. Yani aslında öyle değil. Ertuğrul Bey düzgün bir insan. Ama tabii İbrahim'in böyle biri olduğunu bilemiyordu yani. Niye o zaman kızının bu yaşta evlenmesini razı olmuş? Anneciğim mutasip bir aile sonuçta yani. Yani Ertuğrul Bey'le bence bir ilgisi yok. Kızı belki de çok evlenmeyi istedi. O da kızını kıramadı. Ha normal bir adam yani. Tabii canım benim gibi yani. Neyse. Akşam gelince görürsün Çimen'cim. Hayatım sen bugün ne yapacaksın? İstersen şirkete biraz geç git, yürüyüş yapalım. Ya hayatım çok iyi olurdu da benim çok önemli bir toplantım var. O yüzden kalkmam lazım. Tamam peki o zaman. Afiyet olsun. Güle güle Ömer abi. Hayırlı işler. İyi günler. Görüşürüz. Çayları tazeleyeyim mi? Ay vallahi ben alırım Sevilay abla. Ay bebeği de çok özledim. Ne zaman gelecek? Onun bize gelmesini beklemeyelim. Biz gidelim onu sevmek için Sevilay. Ay ne iyi olur. Doğaya bir telefon edelim. Bir gün ayarlayalım. Hı? Tamam. Çimen'cim ne diyorsun sen öyle Ömer'e? Ne dedim ki? Normal bir adam diyorsun. Sanki muhafazakarlık anormallikmiş gibi. Senin kızın? Vay be anneanneme bak beni koruyor. Yiğidi öldürür, hakkını veririm Kıvılcım Hanım. Şimdi sana normal gelen şeyler için 2 sene önce kıyameti koparıyordun.